Müsaaden olursa reis. Fahri ile birlikte bize silah tedarik eden adamları da bugün gezelim. Biz de bütün ustalarımızı direkt ona bağlayalım. Tabii tabii Fikret, gezin gezin. Sana sormadım tipi. Aksini mi söyleyeceksin dadaş? Olur olur, iyi olur. Al işte. Ne fark ediyor? Kaç kişi arıza çıkaracaktır? Dün Fahri Baba indirmiş Reşit'in adamlarını. Bugün arıza çıkaran olursa biz bitiririz. Biz bitirmiyoruz ki, iş Fahri abinin olsun ya enişte. Ha o, ha biz. Ne fark eder İlyas? Peki enişte, peki. Bu Reşit'ten hala niye ses çıkmadı sence reis? Müsait miydiniz? Buyur, gel. Geç. Neyin var senin? Az evvel Reşit yanıma geldi. Ha? Fahri de bunu soruyordu. Ne soruyordu bilmiyorum. Ama epey sinirimi bozdu. Ya sen sinirini bozma Şahin ağa. Reşit bu. Boş konuşur, boş. Boş mu konuşuyor bilmiyorum. Ama hiç hoş konuşmuyor. Ne konuşuyor, ne diyor Şahin ağa? Emine Hanım'ı Reşit'le aracı kılmak hanginizin fikri? Ne demek o? Bu Reşit ne dediyse doğru dürüst anlatsana şunu. Diyor ki, bu seninkiler nasıl adam? Tam vuruşacaktım, ablalarını araya soktular. Kaç yaşında kadıncağız, ağlıyor. Ne olur kardeşlerime, kocama kıyma diye. Ne diyor, ne diyor? Fikret. Ablam Reşit'le mi görüşecekti? Ya az önce beraberdik, ne görüşmesi? Hele dur dur Fikret, bir otur. Tam ne diyor dinleyelim, anlayalım, ondan sonra otur. Ben sonra Emine'den dinlerim. Siz Şahin'i dinleyin, geliyorum. Nerede görüşmüşler, nasıl görüşmüşler Emine ablayla? Dediğine göre eve çağırmış Emine Hanım. Hazır. Ben bu Reşit'i gömerim. Mezarına servi dikeni. Baba bir şey mi oldu? Fikret abi hızlıca arabasına bindi gitti. Nereye gitti? Telefonla konuşuyordu. Galiba Reşit'e küfür ediyordu. Lan bu tuzak tuzak. Koşun peşinden, koşun, koşun. Vay kansız vay. Tuzağına beni alet etti ha. Bekle sen, ben geliyorum. Nereye?